Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, tatsız ama önemli bir konu var bugün. Aldatma konusu. Daha önce aldatılma sayılacak işaretler adında bir video paylaşmıştım. Bugün ise biraz daha odaklanacağımız bir bölüm olacak konunun. Aldatma, aldatılma olayı herhalde en can sıkıcı konudur ilişkiler dünyasında. Şüphesi bile güven duygusunu alt üst eder. Bir kere hissetmeye görsün insan. Algı öyle bir açılır, dikkatler öyle bir pürleşir ki insan CIA, KGB ajanı falan kesiliverir. Özellikle sosyal medyanın, akıllı telefonların bu kadar hayatımızın başrolünde olmasıyla hem aldatma potansiyelleri arttı hem de yakalama şansları. Bazen hafifletici sebep olarak sunulmaya başlandı. Sonuçta sanal ortamda kalması, olayın gerçek hayata taşınmaması gibi. Hatta ne olacak ki diye normalleştirme süreçleri girdi devreye. İşte bugün o aldatmaya teşebbüs ya da yanlış anlaşılmaya müsait işaretleri işleyeceğiz sizlerle. Sosyal medya üzerinden, akıllı telefonlar üzerinden aldatma teşebbüslerini, aldatma sayılabilecek işaretleri anlatacağım size. Ama maddelerimize girmeden önce önemli bir konu var. Burada saydığımız maddeleri görüp, "Aa, bende benzerleri var." deyip aldatılma teşhisi koyun, "Hemen gidin ayrılın." falan gibi bir mantık olmamalı. Biz burada dikkat etmeniz, algınızı açmanız ve her şeye hazırlıklı olmanız açısından anlatmış olacağız. Hadi gelin maddelerimize hemen başlayalım. 1. Birden fazla sosyal medya hesabı. Bu olayla çok sık karşılaşır oldum. Birden fazla hesap kullanan herkes aldatıyor gibi bir genelleme yapmayacağım tabii ki. Ama çok şüpheli bir durumdur dostlar. Bu benim arkadaşlarımla goy goy yapmak için kullandığım hesabım. Bu benim muhalefet yapmak için kullandığım hesabım. Bu sadece aile için kullandığım hesabım derken birden fazla hesap göze çarpar. Tekrar söyleyeyim, bu bir aldatma işareti midir? Hayır. Ama o fake profillerden birileriyle yazışılıp, birilerinin fotoğraflarına yorumlar atılıp, enteresan karakterlerle takipleşiliyorsa, bakın burada bir duman tütüyor diyebiliriz. Takip ve beğeni kısmını ayrıca birazdan bir madde olarak konuşacağız. Biz bu birden fazla kullanılan hesap olayına odaklanalım şimdi. Özellikle bu hesaplardan beraber olunan kişinin haberi yoksa burada yine ciddi bir sorunla karşı karşıyayız denilebilir. Gürkan fake hesap yaratmıştır, stalklamak için kullanıyordur. Pardon, kim neyi stalkluyor? Çok daha şüpheli değil mi? Stalk denen şey genelde eski sevgili, eski sevgilinin yeni sevgilisi, yeni sevgilisinin eski sevgilisini takip için kullanılır. Genelde diyorum, tekrar edelim. Bu da direkt aldatma olarak sayılmasa da kafada soru işareti doğuracak ve hatta güven konusunda yara alınmasına sebep olacaktır. O yüzden dostlar, birden fazla sosyal medya hesabı kullanılması, bu hesaplardan sizi haberdar etmemesi, haberdar etse de ayrıntı vermemesi bir aldatma potansiyeli olarak düşünülebilir. 2. Orantısız takip. Takip konusu başlı başına sıkıntılı bir konudur dostlar. Zaten en çok da bu noktadan kavgalar çıkıyor ilişkilerde. Hızla yükselen takip edilen kişi sayısı. Takip edilen kişilerin profil içerikleri. Takip edilen kişilerin geri takip etmeme durumu. Gerçi etse bir dert, etmese ayrı dert. En önemlisi de takip edilen kişinin birkaç gün içinde silinmesi. Yine kötü kokuların burnuna gelmesidir diyebiliriz. Ya canım, geçen yıl hani biz bir bayi toplantısı için Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştik ya. He işte o eklediğim Prag beyaz eşya bayi müdürü Madame Natalie. Hoş öyle olsa bile bir yıl sonra neden ekledin diye sorarlar adama. Ya ben yanlışlıkla basmışım bahanesini söyleyen mi dersin? Ekleyenleri kabul ediyordum, o da arada kaynamış diyen mi dersin? İsim benzerliğiyle karıştırdım herhalde diyen mi dersin? Bir sürü sebeple karşılaşılır. Bu bir aldatma sayılmaz dostlar tabii ki. Ama her zaman ne deriz? Beraber olunan kişinin içine şüphe düşürmemektir önemli olan. Takip olayından bahsedip beğeni ve yorumlardan bahsetmemek olmaz. 3. Seri beğeni, yorum, fav. Bir teşebbüsü en kolay anlama yöntemlerinden biridir beğeni ve yorumlar. Bu sadece Instagram için değil, Twitter için de geçerli. Beğeni yapmak falan gayet doğal şeyler. Ben de listemdeki kişilerin fotoğraflarını bazen rastgele beğenirim. Zaten beğeni olmazsa gönül koyuluyor. Ben bile koyuyorum bazen. Aa, neden beğenilmedi, iyi değil miydi falan diye sorguluyorum. Ama bir böyle beğeni yapmak var, bir de spor hocası Hakan'ı ekleyip bir günde 450 tane fotoğrafını beğenmek var. Pilates hocası Özge'yi bir öğrencisiysen beğenirsin de tanışıklığın olmadan tüm fotoğraflarını beğenirsen hayırdır Ahmetciğim, nereden çıktı bu Pilates sevdası diye sorarlar adama. Bunun bir de Twitter versiyonlarını görüyorum. Takibe başlıyor ve her şeyi favlayarak dikkat çekmeye çalışıyor. Ya çok sıkıldım diye tweet atılmış, hemen bir beğeni. Ya da çok sıkıldım tweetinin altına yapılan yorum, gel gevşeteyim. Şimdi sevgilin denk gelse, kaldı ki bunlar görülüyor zaten, seni gevşetmez mi? Uf, çok sıcak diye tweet atıyor birisi. Hemen retweetliyor.
Teşekkür ediyoruz Faruk kardeş. Leyla'nın sıcak tweetini görmesek biz de anlamayacaktık sıcak olduğunu. Fotoğrafların altına alevler atılması, çok başarılı yazılması, ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü insanın aklına sokar dostlar. 4. Keşfet bölümü. Sosyal medya algoritmaları inanılmaz başarılı çalışır dostlar. Konuştuğun, araştırdığın, ilgi alanın ne varsa birden karşında bulursun. Biliyorsunuz bunları zaten. Sen yazdın Google'a, sevgilimin Instagram takipçi sayısında bir artış oldu, normal mi dedin? Hop, karşına ben çıkıveriyorum. Hey dostum, acaba aldatılıyor olabilir misin? İzle bakalım videoyu. Oluverir. Şimdi nereye geleceğiz? Özellikle Instagram, TikTok gibi platformlar ilgi alanını senin önüne çıkarmaya bayılır. Eğer ki sen biraz iştahlı biriysen, gurmeliğe merakın varsa gir Instagram'ına, bir sürü sofra, mangal, çiğ köfteci, pilavcı sarıp sarmalar seni. Eğer kediye köpüşe bir ilgin varsa bir girersin bir sürü kedi oradan oraya atlıyor olur. Benim mesela futbola ilgim vardır. Bir açarım Ronaldo'nun röveşata golünü gördün mü? Bak aynı golü Messi de atmıştı. Bak Benzema'nın attığını izlemezsen ölümü gör. Diye orada bir 5 saat geçirmen için her şeyi yapar bu platformlar. İşte sevgilinin telefonundaki keşfet bölümüne girdiğinizde İzmir'in güzel kızları, Antalya'da yaşayan Rus dansçılar, kedi kostümlü kızlar, vücut çalışan atletik erkekler. Size el sallıyorsa burada bir sıkıntı var diyebiliriz. Canım senin TikTok hesabında neden hep yarı çıplak kızlar dans ediyor? Ya tatlım herhalde bunlar çok beğeniliyor, hep benim önüme çıkıyor. Yoksa ben biliyorsun hep belgesel. Yok öyle bir şey işte. Senin uzun süre zaman geçirdiğin video ya da fotoğraflar çıkar karşına. Ya şimdi genelde erkekler için örneklendirdik ama kadınlarda da böyle şeyler çıkıyor. 6 numaralı bakışı atan 18 tane erkek profilin karşına çıkıyorsa keşfette burada kendini hazırlaman gereken bir durum var diyebiliriz. Yani dostlar, sosyal medyanın keşfet bölümü ve sık karşılaşılan videolar gözün dışarıda olduğunu sinyallerini bize verir. 5. Silme, kaldırma. Bu bölümün kontrolü yoğun stalk yapmak gerektirir. Ben çok önermem, bilirsiniz. Ama bu konuda tam Sherlock Holmes'u aratmayacak kişilere çok rastladım. Paylaşımların altına yapılan sürpriz yorumlar ve bunların aniden kaldırılması ya da paylaşımın silinmesi yine teşebbüs işaretlerinin arasında yer alacaktır. Ben bir kere karşılaştım mesela. Cinsiyetini belirtmeyeyim şimdi, ne olur ne olmaz, ifşa olmasın. Kişi bir fotoğraf paylaşıyor, altına bir yorum. İlah mısın, silah mısın? Daha 2 saat önce görmüşüm. Şimdiden bağımlılığımsın. Hoyda diyorum, şimdi bu kişinin bir sevgilisi yok muydu? Bu yorum ne alaka? Sonra bir bakıyorum, o paylaşım kalkmış ortadan. Muhtemelen yorumu silemediği için karşı tarafı kaçırmamak adına ya çok beğenmedim kendimi o yüzden sildim tadında bir cevap verilmiştir. Özellikle şu silme olayı mesaj kutusunda da geçerlidir. O mesaj kutuları tertemizdir. Unutmayın, çapkın biri her türlü detayı temizlemek zorundadır. Yani dostlar, aniden silinen yorum, mesaj etkileşimleri küçük birer işaret olarak algılanabilir. Şimdi çok rahatsızlık yaratan bir durumdan bahsedelim. 6. Uçak modu, ters duran telefonlar, kapalı bildirimler. Son günlerde çok fazla karşılaştığım, bana çok dert yanılan bir durumdan bahsedeceğim dostlar. Danışanlarımdan birkaç kişinin başına gelmişliği var. Buluştuğumuzda uçak moduna alıyor. Sorduğumda rahatsız edilmemek için yaptığını söylüyor. Şimdi dostlar, telefon herhalde hepimiz için olmazsa olmaz bir hal almıştır. Çoğumuz onunla yatıyor, onunla kalkıyoruz. Her şeyimiz, her özelimiz, her bilgimiz telefonun içinde. Bu kadar özel bir noktada olan bir şeyi özellikle sevgiliyle beraberken uçak moduna almak biraz işkillenilecek bir durumdur. Oysa şarjım bitti, telefonum kendi kendine kapanmaya başladı. Aa, bu da iyicene bozuldu, yine kapanmış demek çok daha mantıklı. Yok yok yok, şaka yapıyorum, yol göstermeyelim. Yine telefonun beraberken köşe bucak saklanması, ters tutulması ya da tam tersi gözümüzün içine sokulması ama nedense hiçbir bildirimin gelmemesi yine şüphe uyandıracak şeylerden biridir. Devam edelim. 7. Ani refleksler. Şimdi bir beden dili analizi yapalım sizlerle. Bunu yapmadan önce özellikle şunu söylemek gerekir. Telefon kişiye özeldir dostlar. Hatta yazılı olmayan bir görgü kuralı aktarmış olalım. Birisi size telefonla bir şeyler gösteriyorsa bir hışımla onun elinden almak hoş bir şey değildir. Direkt soğuma sebebidir, saygısızlık olarak adlandırılır. Kamu spotumuzu verdikten sonra şuradan devam edelim. Yine bu tarz bir durumda, telefonun aniden çalışında, bildirim geldiğinde ya da telefona bir hamle yapılacakmış gibi bir ortam olduğunda ani refleksler verilmesi şüphe durumudur. Bu beden dili olarak o telefonun içinde görülmemesi gereken bir şey var demenin işaretidir. Tekrar söylüyorum. Telefon özel bir şeydir. Sevgilinin olması, eşinin olması hiçbir şey değiştirmez.
çok çok mahrem özel şeyler olabilir. Zaten hamle de yapılmaması gerekir. Ama yine de bu tarz ani refleksler mahremiyetten dolayı mı yoksa gizlenmesi gereken şüpheli bir olaydan dolayı mı diye soru işaretleri doğuracaktır. Sevgili dostlar, videonun başında da dedik. Bir kez daha tekrarlayalım. Bu saydığımız maddeler tesadüfen de karşımıza çıkabilir. Mantıklı açıklamaları da olabilir. Çok önemsiz de olabilir. Burada önemli olan sizin hissettiğinizdir. Gerçekten güzel ve sağlıklı bir ilişki ise bu maddelere kesinlikle takılmayın derim. Çünkü takılırsanız ilişkinizi sakatlayabilirsiniz. Ama eğer işler yolunda gitmiyorsa ve bu işaretlerden çok fazla almaya başladıysanız o zaman da her şeye hazırlıklı olmanız da faydalı olacaktır. Güven duygusunun hep hayatınızda olması dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.